Merhabalar herkese. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer şu sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün yapacağım model bu görmüş olduğunuz model. Yine şablon yardımıyla yapmaya çalışacağım. Motifin anlatımını yapacağım. Şimdi yamas örtüsü ya da sepa örtüsü demek istemiyorum. Ne yapmak istiyorsanız onu uygulayabilirsiniz. Şimdi motifin yapılışını öğrenelim. Sonra da ekleyerek istediğiniz şekli verebilirsiniz. Şimdi altın başak ipi kullanıyorum yine. Altın başak maxi diye geçiyor. Bir numarası yok aslında ama 10'a 3 diye geçiyor. Farklı farklı kalınlıkları yok. 11 numara tığım 1,05 milim. Şimdi ortadan başlıyoruz. Ben buradan takip edeceğim aynı zamanda. 12 tane zincir çekiyoruz önce. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu 12 zinciri ilk zincirin içine batarak birleştirelim. Şöyle büyük bir yuvarlak elde etmiş olduk. Şimdi bunun etrafına sık iğne yapacağız. Bir tane zincir çekiyorum birleştirdiğim yerden. Boşluğun içine batarak sık iğne yapıyorum. Tığın başını dolamadan batıyoruz, çekiyoruz. 2 oldu. 24 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde. 3, 4, 5. Şu ipi de zincirin etrafında gezdirerek gizliyoruz. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Biraz şöyle geri çekelim, sıkıştıralım. 18, 19, 20, 21, 22, 23, biraz daha çekelim ve 24. 24 tane sık iğne yaptık. Şimdi ilk sık iğnenin tepesinden doğru batarak şöyle birleştirelim. Şu ipimizi de artan ipimizi de gizlemiş olduk zincirin etrafına. Şimdi onun tamamını kesebiliriz. Evet, şimdi burada sık iğneyi birleştirdiğimiz yerden 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, 6 tane zincir çekelim. 6 tane zincir çekiyorum. Tığın başına 2 kez doluyoruz. Bir sonraki sık iğneye batıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Yani önce bir ilmek alıyoruz. Sonra 2. Tekrar 2. Sonra tekrar 2. 4 defa da tığdan çıkarmış oluyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. Arada bir tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2 defa doladık. Hemen bir sonraki sık iğneye burada atlamadan her sık iğneye batmamız lazım. 1, 2, 3 ve 4. 4'te çıktım. Önce bir ilmek alıyoruz, sonra ikişer ikişer ilmek alıyoruz. Bir zincir, tekrar 2 tane doladım. Bir sonraki sık iğneye. Altta 24 tane sık iğnem var. Üstte de yine 24 tane bu şekilde dörtlü trabzanım olacak. Bir zincir. Aralarda da bir tane zincirimiz var. Pardon, alamadım. 1, 2, 3, 4 de çıktık. Şöyle uzun uzun trabzan yapıyoruz. Bir zincir tekrar. Bir
Bir zincir, iki doladık, bir sonraki sık iğneye girdik. 2, 3, 4'te çıktık. Tekrar bir zincir, iki defa doladık. 1, 2, 3, 4. Bir zincir, iki doladık. Her sık iğneye batıyoruz. Burada sık iğneyi atlamamaya dikkat edelim, biraz sıkışık olduğu için atlanabiliyor yani. Şöyle baktığımızda diplerinden anlarız zaten atlamadığımızı. Tekrar bir zincir. İki doladık. Evet, şurada atladım bakın. Ayırdığım halde sıkı yaptığımız için sık iğneyi, evet, şurada atlamamaya dikkat edelim. Şimdi oldu. Tekrar bir zincir. Bir trabzan, bir zincir. Bir trabzan, tığ iki defa doluyoruz ve dört defa da çekiyoruz. Bu şekilde sık iğnelerin etrafında da 24 tane trabzanımız olacak. Yine bir zincir doladık. Evet, biz sayalım şimdi kaç tane olmuş, yanlışlık olmasın. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 olmuş. Şimdi 23'ü yapıyorum. Bir zincir, tekrar son trabzana da 24. yapıyorum. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Şurada 6 tane zincir çekmiştik. Arada bir zincir kalacak şekilde trabzanın üzerine, daha doğrusu zincirin üzerine batıyoruz. Şu arada bir tane zincir kalacak şekilde. Evet, birleştirdim. Şimdi buradan birleştirdiğim yerden hemen önümdeki boşluğun içine şöyle ipimi taşıyorum. İpimizi boşluğun içine taşıdık. 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Şimdi bu 12. zinciri tutuyorum şöyle bir alttan, yani 11'den. Şuraya dönüp batacağız çünkü. Şimdi 9 zincir daha çekiyorum. Yani toplamda 21 zincirimiz var aslında. Ama önce ben şu şekilde yapıyorum. 12 taneyi çekiyorum. Burayı tutuyorum. Sonra 9 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sayıyorum. Şimdi tığın başını 2 defa doluyorum. Bu tuttuğum yere 12. zincirin üzerine batıyorum. Ve buraya dörtlü trabzan yapıyorum tekrar. Önce bir ilmek, sonra ikişer ikişer çekerek dört defa da çıkıyorum. Şöyle bir şeklimiz olması lazım. 12 tane zincir çektik. 12. zinciri tuttum. Üzerine 9 tane daha zincir çektim ve tığın başını 2 defa dolayarak burada 12. zincirin içine bir tane dörtlü trabzan yaptım. Şimdi bir tane daha aynı zincire bir trabzan daha yapacağız. Yine 2 defa doladım. Aynı zincire batıyorum. Bir tane daha dörtlü trabzan yapıyoruz. Yani 4 defa da çıkıyoruz.
Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Şimdi bu zincirimizi de yine aynı zincire, yani şuradaki 12. zincire hep aynı noktaya batıyoruz buraya kadar. Batarak birleştiriyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Zincirin üzerinde 2 tane dörtlü trabzanımız var. Şöyle iki yanında da boşluklarımız var. Evet, şimdi ne yapmış? Şimdi buradan zincirin üzerine doğru aşağıya doğru ineceğiz. Zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. Bunu zincire de batabilirsiniz ama zincire batmayacağım ben. Şu şekilde tutuyorum zincir ve şu yaptığım yuvarlağı şöyle tutuyorum. Zincirin altından doğru batarak 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yapıyorum zincirin üzerine. İsterseniz burada zincire de batabilirsiniz. Şimdi bol zincirli olduğu için böyle yapmak daha kolayıma geldi ve gayet de güzel duruyor. Evet, şimdi 6 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyoruz. Geliyoruz alttaki boşluklarımıza. Şimdi şuradan çıkmıştık zaten. İpimizi taşımıştık. Şu boşluktan zincirimizi çıkmıştık. Şimdi bundan sonra 1, 2 boşluk atlıyorum. 3. boşluğun içine bu 5 zincirimi birleştiriyorum. Şu şekilde. Böyle bir görüntü olması gerekiyor elimizde. Şimdi biraz karışık gibi duruyor. Yavaş da anlatıyorum ama aslında çok kolay. 5 zincir çektik. Şurada. 2 tane boşluk atladık. 3.'ye battık. Şimdi hemen buradan tekrar aynısını bir daha yapacağız. Önce 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekiyoruz. Tabi toplamda 21 zincir çekip 9 zincir geri de dönebilirsiniz siz burada ama kaç zincir? Evet, 9 zincir. Şimdi ip ince olduğu için zinciri sayarken bazen hata yapabiliyoruz. Çünkü şu ölçülerin aynı olması gerekiyor. 12 tane zinciri çekiyorum ben. Şöyle tutuyorum. 12. zincir elimin üzerinde kalıyor. Onun üzerine 9 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi geliyorum burada tuttuğum yere 12. zincirin içine batıyorum. Pardon, öyle batmıyorduk, yanlış anlatmayayım. İki defa tığın başını doluyorum. Şimdi zinciri batıyorum. Buraya bir dörtlü trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 de çıkıyorum. Tekrar iki defa doladım. Aynı zincire tekrar batıyorum şimdi. 1, 2, 3, 4 de çıktım. Yani bir kanadını yaptık. Şimdi 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diyeceksiniz ki burada 9 zincir, burada neden 8 zincir? 9 yaptığım zaman büyük duruyor nedense. Neden olduğunu anlamadım. O yüzden 8 çekiyorum. Şuradaki boşlukla aynı boyutta olması gerekiyor. 8 de oluyor nedense. Aynı zincire tekrar batıyorum. Birleştiriyorum. Yani bahsettiğim şu iki trabzanın iki yanındaki boşlukların ölçüsü aynı olması lazım. Yani biri büyük biri küçük olmaması gerekiyor. 9 çektiğim zaman bu tarafı biraz büyük geldi bana. O yüzden 8 çekiyorum. Şimdi yine aşağı doğru iniyoruz. Zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapacağız. Şöyle tutuyorum ki daha rahat çalışayım diye.
Zincir boşluğun altından doğru batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle ikisini birden tutarak daha rahat yaptığım için öyle tutuyorum. Düzeltelim. 6 tane sık iğne yaptık. Şimdi 5 tane iğne zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz 6'a. Yine 2 tane boşluk atlıyoruz. Şu çıktığımız zincir boşluğunu saymıyorum. Ondan sonra 1, 2, 3. Üçüncüye batıyorum. Birleştirdim. Evet, ikinciyi de tamamlamış olduk. Şimdi üçüncüyü de yapalım beraber. Bu şekilde dairenin etrafında kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8. 8 tane yapacağız aynı işlemi. Bir tane daha yapalım. Şimdi buraya birleştirdik. Hemen buradan 12 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincirimizi çektik. Tutuyorum şimdi yine aynı şekilde şurada 12. zincir boşta, bakın oraya batacağım çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Tığın başını 2 defa doluyorum. Zincirin üzerine batıyorum. Buraya 1, 2, 3, 4 defa da çıkarak bir trabzan yapıyorum. Tekrar 2 defa doluyorum. Aynı zincire tekrar batıyorum. Yine 1, 2, 3, 4 de çıkarak bir trabzan daha yaptım. Şimdi 8 tane zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincirimizi yaptık. Aynı zincire tekrar batıyoruz. Sık iğneyle şöyle birleştirdik. Şimdi zincirin üzerine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı şurada yaptığımız gibi. Şöyle tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zincirin üzerine 8 mi dedim az önce? Öyle dediysem eğer yanlış söyledim. 6 tane sık iğne yapıyoruz. Evet, 6 tane sık iğne yaptıktan sonra yine 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geliyoruz yine 6'a. Birinci boşluk atlıyoruz. İkinci boşluğu atlıyoruz. Üçüncü boşluğun içine giriyoruz. Ve kapattık. Evet, 3 tane yaptım. Şimdi 8 tane olacak. Hadi dördüncüyü de beraber yapalım. Sonra devam edelim. Yine en baştan 12 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir. Tabii şimdi ben 12 zincir tutuyorum, üzerine 9 zincir falan diyorum ama hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde yaparsınız. Yani toplam 21 zinciri çekerek de yapabilirsiniz. Ben böyle daha kolay yaptığım için böyle yapıyorum. 12'yi çektim. Şimdi 9 tane daha çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 kez doladım. Şimdi tuttuğum yere hemen batıyorum. Zincir sayması olmasın diye aslında. 1, 2, 3 ve 4. 2 kez doladık. Aynı yere tekrar batıyoruz. 2 tane yan yana aynı zincire trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. Aynı zincire tekrar batıyoruz. Bu 12. zincirin içine batıyoruz sürekli. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz bu zincirin üzerine. Bir, tabii şuranın dönmemesine dikkat edin. Zincir dönmesin. Sık iğnelerimizin üstü hep yukarı bakacak. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Şöyle bir düzeltiyorum. 6 iğneler hep yukarı bakacak. Yani şöyle dönmemesine dikkat etmek gerekiyor. Şimdi tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Alta geliyoruz. Birinci boşluğu atlıyoruz. İkinci boşluğu atlıyoruz. Ve üçüncü boşluğa batıyoruz. Evet, 4 tane birlikte yaptım. Sanırım anlaşılmayan bir taraf olmaması gerekiyor. Şimdi 4 tane daha yapacağız. Devam edelim aynı şekilde. Sonra üzerine geçelim. Evet. 8 taneyi tamamladım. Şimdi şöyle bakınca bir şeye benzemiyor gibi görünüyor ama biraz sonra güzelleşecek. Nereyi yaptığımızı da göstereyim. Şimdi şuradaki, daha şuradan göstereyim isterseniz. Şuradaki dolguların iç zeminini oluşturmuş olduk. Şimdi üzerindeki trabzanları yapacağız. Şuradaki zincirlerle beraber en sonda pipiliklerine gideceğiz. Şimdi 8. sırayı tamamladım ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son 6 tane sık iğnesini de yaptık. Şimdi 5 zincir çekip şuraya birleştirmem lazım. Ama burada birleştirmeyi o şekilde yapmıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Tığın başını bir kez doluyoruz. Şimdi şu ilk çıktığımız zincirin dibine batıyorum. Ve 1, 2, 3 de çıkıyorum. Trabzan yapar gibi yani. Şurada 5 zincirimiz olması lazım. Yine 5 zincir oldu ve ipim ortada kalması gerekiyor. O yüzden bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz. Şimdi buradan birleştirmiş olduk. Artık 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. 3 zinciri geliyoruz. Buradaki 5 zincirimiz vardı burada da. Sayıyorum şimdi 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Buraya birleştiriyorum. Şöyle bir V oluşturmuş oldum. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz. Tekrar 2, 3 zincir. Geliyoruz şimdi sırada. Şurada kısa bir zincir boşluğumuz kaldı. İlk sık iğnenin 6 tane aşağıya doğru sık iğne yapmıştık. İlk sık iğnenin hemen şöyle üzerinden doğru batıyorum. Burası ters yönü artık. Üstünden batıyorum. Buraya birleştiriyorum. Üç zincirle şuradaki 5 zincire bağlantı sağladık. Sık iğneyle 3 zincir çektik. Hemen şuradaki sık iğnenin üzerine battık. İlk sık iğnenin üzerine. 3 zincirlik bir boşluk oluşturduk şurada. Tekrar 3 zincir çekeceğiz şimdi. Şimdi 1, 2, bu taraftan sayabilirsiniz. 1, 2 diyorum. Üçüncüye tekrar batıyorum. Sık iğne ile birleştirdim. Şuraya 2 tane boşluk yaptım bakın. 3 zincir çekerek. Şimdi 2 tane zincir çekiyorum. Tığın başını bir kez doluyorum. Burada oluşturduğumuz ortada 2 tane trabzanım var. Hemen yanındaki boşluğun içine giriyorum buradan doğru ve trabzan yapmaya başlıyorum. Bu birinci trabzanım. Bu boşluğun içine 12 tane trabzan yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9
10. Hep boşluğun içine batıyoruz. 11. 12. Şu dörtlü trabzanların yanına kadar geldik. 12 tane trabzan yaptık. Evet, bir kenarını tamamlamış olduk. Şuradaki kısımlar bu tarafta da ve bu tarafta da aynı şekilde devam edecek. Şimdi şurayı yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şurada hem birleştirdik hem buradaki işlemi yaptık. Şimdi 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi önümüzde 2 tane dörtlü trabzan var sırada. İlk trabzanın üzerine 2 kez batarak 2 trabzan yapıyoruz. Aynı trabzana tekrar batıyorum. 2 tane yaptım. Şimdi bir sonraki trabzanın üzerine de 3 tane trabzan. 3'tü değil mi? Bakayım tekrar. Evet, 3 tane trabzan yapıyoruz. 1 2 aynı trabzanın üzerine batıyoruz. Şu diğer boşluğa geçmeden. Şuraya geçmedik henüz. 12 tane buraya yaptık. 2 tane ilk trabzanın üzerine, 3 tane de diğer trabzanın üzerine. Yani 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane buraya kadar trabzan yapmış olduk. Şimdi bu tarafa geçiyoruz. Yine buraya da 12 tane daha trabzan yapacağız. Direkt tığın başını doluyoruz. Boşluğun içine batarak aşağıya doğru 12 tane trabzan yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 bu tarafta, 12 bu tarafta. İlk trabzanın üzerinde 2 tane, diğer trabzanın üzerinde de 3 tane trabzan yaptık. Şimdi şurayı da aynı şuradaki gibi yapacağız. Şimdi 2 tane zincir çekiyoruz önce. 2 zincir. Şöyle tuttuğumuz zaman zaten 2 tane 3 zincirli boşluk yapmıştık. Bu tarafa da yapacağız. Bakın şurada battığımız yer belli. Hemen onun karşısına, yani şuradan sayabilirsiniz de 1, 2, 3 diyorum. 3. sık iğneye önce 2 zinciri birleştirdim. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Şuranın hizasına bakın. Şu ikisinin birleştiği nokta tam karşı karşıya gelmesine dikkat etmem gerekiyor. Yani ilk sık iğneye aşağı doğru sayarsak 1, 2, 3. Sondaki sık iğnenin üzerine batıyoruz. Sık iğne ile yine kapatıyoruz. Bu ilk zincir, 3 zincir boşluğumuz. Bir tane daha boşluğumuz var. Yine aynı şekilde bakın şöyle tuttuğumuzda şuraya batarak arada bir zincir atlayarak yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum tekrar. Sık iğneden sonra bir zincir atlıyorum. Diğer zincirin içine batarak, tabi boşluğa değil, içine batıyorum. Sık iğneyle kapatıyorum. Şimdi diğer uzantıya geçeceğiz. Şu şekilde iki zincirle geçtik, döndük, trabzanları yaptık. İki zincirle buradaki sık iğneye bağladık. Şurada 3 zincir çektik. En alttaki ilk sık iğneye battık. Tekrar 3 zincir çektik. Şu bir zincir atladık, bir sonrakine battık. Yani şuradaki 5 zincirin yine tam ortasında ipimiz. Aynı şurada birleştirmede yaptığımız gibi. Tam ortasında. Şimdi 3 tane zincir çekeceğiz. 3 zincir. Geliyoruz bu taraftakine şimdi. Burada 5 tane zincirimiz var.
1, 2, 3, 4. Yani tam ortasına, buna göz kararı da batabilirsiniz. Tam ortaya batıyorum. Birleştirdim. Yine ortada bir V oluşturmuş oldum geçişte. Şimdi buradan 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. İlk sık iğnenin. Şimdi sık iğneler ters geliyor önümüze. Yani şu ön yüzleri aşağıya doğru bakıyor. İlk sık iğnenin arasına giriyorum şuradan. Birleştirdim. Tekrar 3 zincir çektim. 1, 2, 3 saydım. Üçüncüye batarak birleştirdim. Şimdi 2 zincir çektim. Tığın başını doluyorum. Geliyorum boşluğun içine. Aynı işlemi yapıyoruz şimdi. Yine buraya 12 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi aşağıdaki ilk trabzanın üzerine batıyorum. İlkinin üzerine yine 2 tane yapıyorum. 1, aynı yere batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şimdi bir sonraki trabzana geçiyorum. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Şimdi tekrar diğer boşluğa geçiyorum. Yine 12 tane trabzan yaparak aşağıya doğru iniyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şöyle burada 12, burada 12, burada 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yani toplamda şurada 29 tane trabzanım olmuş oluyor. Evet, şimdi diğer tarafa doğru örmeye devam ediyoruz. Şurayı bitirdik. Şimdi 2 zincir çekiyoruz. Yine bakın buradaki hemen karşılığına batacağız. 2 zincir çektik. Şuradaki 2 zincirin hemen karşısına batıyoruz. Sık iğnenin üzerine birleştirdik. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. Şöyle şunları çekeyim. 3 zincir çekiyoruz. Karşıdaki 3 zincir boşluğuyla aynı olması gerek, aynı hizada olması gerekiyor. Hemen onun karşılığına batıyoruz. Yani son sık iğnenin üzerine batıyoruz. Kapatıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Şimdi şurada bir tane atlıyoruz. Yine o da şunun karşısına gelmesi gerekiyor. Bir zincir atlıyorum. Tam ortaya denk getiriyorum. Bir tane daha tamamlamış oluyorum. Şimdi bu tarafa geçeceğiz. 3 zincir çekiyoruz. Geliyoruz buradaki 5 zincirin tam ortasına. 3 zincir çektik. 1, 2, 3. Dördüncünün üzerine doğru batıyoruz. 2 tane kulakçığımızı tamamlamış olduk.
Şöyle daha iyi görünüyor sanırım. Şimdi bütün kulakçıklara aynı işlemi yapacağız. Şimdi dönük dönük duruyor ama bütün kulakçıklara aynı işlemi yapıyoruz. En son da pipiline gidiyoruz. Şuradan da tekrar bir göstermek istiyorum. Şuradan daha iyi anlaşılıyor. Şuradaki işlemi yapıyorum işte. 3 zincir çekiyorum. Şurada anlaşılmayacak sanırım bir şey yok. Sadece trabzan yapıyoruz etrafına. Bir tek şu trabzanın üzerine 2 tane, şu trabzanın üzerine 3 tane trabzan yapıyoruz. Şurada 3 zincirle geçtim. Buradaki zincire birleştirdim. 3 zincir çektim. İlk sık iğneye 3 zincir çektim. Tekrar 6 sık iğnenin tam ortasına 2 zincir çekiyoruz ve şu boşluğa giriyoruz. Trabzanları yapmaya başlıyoruz. Bu tarafı da aynı şekilde. Karşılıklı gelmesi gereken yerler şunlar. Yani iki boşluk burada, iki boşluk burada. 3 zincirle yine geçtik. İki boşluk burada, iki boşluk burada. Şöyle aynı hizaya batarsak daha güzel görünür. Aynı hizada giderse, yani biri aşağıda biri yukarıda olursa şu görüntüyü sağlayamayız. Evet. Şimdi bir tane daha yapalım birlikte. Evet, 3 zincir çektik. Geçtik zincirin üzerine. Tekrar 3 zincir. 1, 2, 3 zincir. Geliyoruz. Bu sık iğneler ters duruyor önümüzde. Zincire bassaydık ters durmayacaktı ama ben zincire batmadım. Şimdi ilk sık iğnenin içine girdik. Kapattık. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3 saydım. Böyle sık iğneye tersten giriyormuşuz gibi oldu. Tekrar 3 zincir boşluğu oluşturduk. Niye bu bulanık gösteriyor? Evet. Şimdi 2 zincir. Tığın başını bir kez doladık. Geliyoruz hemen boşluğun içine. Ve 12 tane trabzan yapıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane trabzanla doldurduk. Şimdi buradaki trabzanın üzerine batıyorum. Aynı yere batarak 2 tane trabzan yapıyorum. Yani 13 ve 14. yapmış oluyorum. Şimdi bir sonraki trabzanın üzerine batıyorum. 3 tane daha buraya yapıyorum. Aynı yere batarak 3 tane. 15, 16, 17'yi yapmış oluyorum. Yani 17 tane trabzan olmuş oluyor. Burayı tamamladık. Şimdi buradaki zincir boşluğuna geçiyoruz. 12 tane de buraya yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Burayı da tamamladık. Şimdi iki zincir çekiyoruz. Hemen şu iki zincirin karşılığına gelen yere batıyoruz. İki tane zincir. Geliyorum, bakın şuradaki karşılığı burası. Hemen onun karşısına batıyorum. Birleştiriyorum. Şimdi 3 zincir. 10'un karşılığına bakıyorum. Şurası. Hemen onun karşısına batıyorum. Tekrar 3 zincir.
Bunun karşılığına bakıyorum. Bunun karşılığına bakın burası. Tam şu 5 zincirin ortasına batıyoruz. Zincirin içine batıyoruz tabii ki. Evet, burayı da tamamladık. Şimdi 3 zincir çekip bir sonrakine geçiyoruz. Geliyoruz buradaki zincirimize. 3 tane zincirimizi çektik. Tam ortalıyoruz. Şu arada V'yi oluşturuyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Geliyoruz ilk trabzanın içine batıyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Sayıyorum şimdi 1, 2, 3, 3'üncüye tekrar batıyorum. İki zincir ve geliyoruz tekrar boşluğumuzun içine. 12 tane yine tekrar trabzan yapıyoruz. Bu şekilde hepsinin üzerine dolduracağız arkadaşlar. Şimdi ayrık ayrık duruyor. Bir sonraki sırada da hem pipiriklerini yapacağız hem birleştireceğiz. Şimdi 8'ini de aynı şekilde dolduralım. Şöyle daha iyi görünüyor sanırım. Hepsini aynı şekilde dolduralım ve bir üste geçelim. Sanırım buraya kadar da yine anlaşılmayan bir şey yoktur umarım. Anlayamadığınız yerler olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Şeyden de yazabilirsiniz. Instagram hesabından, mesajlardan da yazabilirsiniz. Oradan da yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi tamamlayalım sırayı. En sonuncuya kadar aynı şekilde yapalım. Evet, son kulakçığa da geldim. Ben şimdi orayı da tamamladım. Şimdi bunlar şöyle dönüyorlar ama biraz sonra düzelecekler. Tabii ütülediğimizde daha güzel duracak. Şimdi en son 12 tane trabzanı yaptım burada. Yine aynı şekilde aşağı iniyoruz. 1, 2 zincir. Geliyoruz hemen karşılığına birleştirdik. Pardon, 2 3 zincir. Son sık iğnenin üzerine battık. 1 2 3 zincir. Burada da başlangıç noktamız burasıydı zaten. İpimizi şurada bırakıp direkt buraya geçiş yapmıştık. Şimdi bu 3 zinciri de geliyoruz şuranın tepesine batarak birleştiriyoruz. Tam V'nin bir kenarına bir tane de zincir çekelim. Evet, şimdi ipimizi şuraya getirmemiz lazım. İsterseniz ipi böyle taşıyabilirsiniz, isterseniz kesebilirsiniz. Ben burada keseceğim. Çünkü burada boşluklar var. Üzerinden gittiğim zaman güzel durmayacak. Şimdi bir tane zincir çektik. Keselim. Makasımız nerede? İpimizi tekrar takacağız yani. Evet. Şimdi bir tane zincir çekelim. Ya da şöyle başlayalım. Daha iyi olur ipi gizlemek. Sonra şu ipimizi arkadan gizleyeceğiz. Herhangi birinden başlıyorum şimdi. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. yuvaya batıyorum. Şuradan da ipimi alıyorum. Şuraya biraz uzun bırakıyorum. Geçirdim. Şimdi zincir çekeceğim. 3 tane. Şu arkadaki iple beraber çekelim. Şöyle bir, yani şurayı iki katlı yaptım. 2, 1 tane daha yapıyorum. Burayı sağlam olsun diye bu şekilde yapıyorum. Ve 3. Şimdi şu ipimizi buradan kesebiliriz. Ya da düğüm atıp ekleyebilirsiniz de illa böyle yapmanız gerekmiyor.
Şimdi 3 tane zincir çektim. Bir trabzan atlayıp bir sonrakine batıyorum. Şöyle boşluğum var. Evet, 3 tane. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. Bu zincirimiz biraz kalın olduğu için, 2 katlı olduğu için böyle görünüyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Geliyorum. 1, 2. İkinci zincirin üzerine batıyorum. Şöyle bir pipirik yapıyorum. Tekrar 2 zincir. Geliyoruz burada. Bir taneyi atlıyoruz. Birinci yuvayı, sıradaki yuvayı atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Yani arada bir tane trabzan atlıyoruz. Fazla atlamayalım. Tabii burada sanırım fazla atladım. Niye öyle oldu? Evet. Yok, doğru atlamışım. Bir tane atlayarak geçiş yapıyoruz. Bu şekilde kaç tane? 2, 4, 6, 8 tane pipirik yapacağız. Ama şurada pipirik yapmadık. Aynısı bunun burada da olacak. 3 zincirli. Bu tepede de 8 tane pipiriğimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Geri dönüp ikinci zincirin içine batıyorum. Kapattım. Tekrar 2 zincir. Birinci yuvaya atlıyorum. İkinciye batıyorum. İkinci pipirimizi yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Geri döndük. İkinci zincirin içine girdik. İkisini birden çektim. Tekrar 2 zincir. 1, 2, ikinciye batıyorum. 3 tane yapmış olduk. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir. Döndük. Pipiri yaptık. Pipiri yaptıktan sonra iki zincir çektik. Birinciye atladık, ikinciye battık. Arada bir tane hep atlıyoruz. Bir, iki, üç, dört oldu. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Şimdi beşinciyi yapıyorum. Evet, beşinci de tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geriye dönüp ikinci zincire batıyoruz ve sık iğne yapar gibi kapatıyoruz. 2 zincir, tekrar bir atladım, bir diğerine. 2, 4, 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tekrar 2 zincir. Bir sonrakine battık. 7 oldu. Ve 8 zincir yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Pipirimizi yaptık. Tekrar 2 zincir. Bir attım. Bir sonrakine. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çektim. Yine bir tane atladım, bir sonrakine battım. Burada pipirik yok. 1, 2, 3, 4, 5. Bu tarafta 5 trabzanım. Bu tarafta da zaten 5.'den takmıştık ipimizi. Her iki yanda da şöyle 5'li 5 tane trabzanımız olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane pipirikli yapıyoruz. Kenarlara 3 zincir çekerek pipirik yapmadan yapıyoruz. Şimdi buradan diğerine geçiş yapacağız. 1, 2, 2 tane zincir çekiyorum. Diğer kulakçığı alıyorum. Yine aynı şekilde burada nasıl başladıysak sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye direkt geçiyoruz. Kapattık, birleştirdik. Şimdi 3 tane zincir. Bir tane atlıyoruz, bir sonraki. Hep bir tane atlıyoruz, bir sonrakine batıyoruz arkadaşlar. Şimdi 6 zincir pipirik yapacağız. 2, 3, 4, 5, 6. İkinciye battık, kapattık. Tekrar 2 zincir. Bir atladık, bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir.
Geri döndük, ikinciye battık. Tekrar iki zincir. Bir tane atladık, bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir pipirik. İki zincir, bir atladık, bir sonrakine. Evet, devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2. zincire girdik. 2 zincir. 1 atladık. Yine bir sonrakine. 2, 4 oldu. 3, 4, 5, 6. 2 zincir. Bir sonrakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kapattım. 2 zincir ve tekrar diğerine battık. 2, 4, 6 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 atladık. Bir sonrakine. 5, 6. Tekrar sonuncu yapıyorum. 2 zincir. Yine bir tane atladım. Bir sonrakine. Şimdi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane pipiriğim. Tamam. 1, 2, 3 zincir. Yine bir atlıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu tarafta yine 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzanım kaldı. Evet. Şimdi bir sonrakine yine 2 zincir çekiyoruz. Aynı şekilde geçiş yapıyoruz. Çeviriyoruz modeli. 1, 2, 3, 4, 5. 5'inciye batıyoruz. Önce birleştiriyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Pipiriksiz bir tane yapıyoruz buraya. Bir atlayıp bir sonrakine batıyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde bir tane pipiriksiz var. Ve şöyle 8 tane pipirik yapıyoruz. Şimdi model boyunca bunu yapıyoruz. Farklı bir işlemimiz yok. Şimdi başlangıç noktasına kadar örelim. Hepsini böyle tek tek birleştireceğiz. Buraya kadar örelim ve bitmişini görelim. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle bir bakalım. Evet, sona geldik. Aynı şekilde pipirikler yaptık. Aralarda iki zincirle geçtik. 8 tane her ne diyeyim? Her kenarda 8 tane pipirimiz var. Şimdi birleştirirken yine aynı şekilde buradan 2 tane zincir çekelim. Geliyoruz ilk başladığımız yere. Şurada 3 tane zincirle başlamıştık. Bunun dibine batıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bir tane de zincir çekiyorum birleştirdikten sonra. İpi kesmeden önce mutlaka bir tane zincir çekerek orayı sağlamlaştırıyorum. Sonra bu ipimizi de modelin tersini çevirerek şu şekilde aralardan yok edelim. Hemen oradan kesmeyelim. Trabzanların arasından giriyorum. İleriye doğru biraz çekerek hem gizliyorum hem de sökülmesini engellemiş oluyoruz. Bunu örgörenler mutlaka yapıyorlardır. Yeni yapmaya başlayanlar için anlatıyorum bu şekilde. Evet, bayağı gizledik. Şimdi tamamını kesebiliriz. Evet, motifimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi yapmak isteyen arkadaşlar illaki olacaklardır ve bana sanırım eklemeyi soracaklardır.
Daha doğrusu şöyle yapalım. Şimdi bir motifi örüyorum ama ikinciyi, bunu da ilk ördüğüm için ikinciyi de örüp bitirmem lazım eklemeyi yapabilmem için. İkinci motifim maalesef yok. Bir motif de bayağı bir saatten fazla zaman alıyor benim. Bir de anlatarak yaptığım için biraz daha yavaş yapıyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar olursa yorumlardan bana yazarlarsa sevinirim. Bir motif ya da iki motif daha yaparak ekleriz beraber. Çünkü şu an ben de bilmiyorum nasıl ekleyeceğimi. İkinciyi yapıp öyle ekleyeceğim. Bunun gibi bir tane daha modelim vardı. Onun da açıklamasını yapayım. Evet, biraz üzerinde uğraştım. Bir tane motif yapmıştım. Krem rengi, bej rengi hatta bir iple. Onu bekleyen arkadaşlar var biliyorum. Onu ne yaptıysam bir türlü eklemedim. Yine böyle şablondan çıkarmıştım. Kenar sayıları zaten denk değildi. Şimdi ona dikkat ediyorum şablondan yapacağım zaman. Bu 2, 4, 6, 8 kenarlı olduğu için mutlaka eklenir. Ama onu eklemiyorum. Yani ekliyorum ama güzel olmuyor. O yüzden de paylaşmıyorum. Buradan onu da duyurmuş olayım. Tek motif olarak onu, tek motif olarak da gayet güzel. Bardak halta olarak falan kullanabilirsiniz. Bunun da devamını yapayım. İkinci, üçüncü motifleri ekleyeyim istiyorsanız bana yorumlardan yazın. Diğer motifleri de yapalım. Umarım beğenmişsinizdir. Benim hoşuma gitti. Çok fazla görmediğim bir modeldi açıkçası. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.